Bu dersimizde Blueprint Classes ve Instance yapılarımızı göstereceğim sizlere. İlk olarak Blueprint Classes nedir? Blueprint Classes yapılarımız Unreal Engine'da bizim modellerimizin, köpümüzün e, veyahut e, sphere yapılarımızın, e, herhangi bir modelimizin, herhangi bir meshimizin e, etkileşime girebileceği yapılardır. Biz bir mermi yapacağımız için öncelikle bir sıfır seçiyoruz. Place Actor kısmımızdan ve bunu haritamıza doğru sürüklüyoruz. Hemen ardından bunun Blueprint klasını oluşturabilmemiz için sağ tarafta Details'ta bakın Add'in yanında şöyle bir işaret göreceğiz. Buradaki yapıya basıyoruz ve buradan Hiçbir şeye dokunmadan sadece Blueprint'imize isim veriyoruz. Blueprint klasımıza. Ve Blueprint klasımıza vereceğimiz isim Blueprint Project Tile. Buradan Pet yazan kısmımızdan bu Blueprint'imizi kaydedeceğimiz yeri belirleyebiliyoruz. Ben bunu Content'imin içine kaydedeceğim. Content'i seçiyorum ve Ok tuşuna basıyorum. Ardından Select diyerek Blueprint klasımı bu şekilde oluşturuyorum. Ctrl S demeyi unutmuyoruz. Unutmayın Unreal Engine'da kaydetmek oldukça önemli. Herhangi bir durumda projeniz kapandığı zaman yaptığınız işler kaybolabilir. Bu sebepten ötürü her yaptığınız işlemde kaydetmeyi unutmayınız. İlk olarak Blueprint klasımı oluşturdum ve buradan bunu artık kapatabilirim. Sonrasında ekranıma geliyorum. Ekranımda bulunan sıfırımı siliyorum. Ve blueprint klasımı buraya doğru sürüklüyorum. Sıradaki adımımızda spawn yapılarını öğreteceğim sizlere. Peki bu spawn nedir? İlk olarak sizlere add impulse komutumu öğretmiştim. Bir mermi yapacağımız için bir merminin oluşturulması lazım. Blueprint Projectile klasımız bizim mermimiz olacaktır ve bu mermiyi oluşturabilmemiz için bunu spawn etmemiz lazım yani oluşturmamız lazım. Önceki önceki videoda yaptığımız adımları takiben ilk olarak keyboard spacebar space tuşuna bastığım zaman diye bir komutumu kullanıyorum ve hemen ardından sağ tıklıyorum spawn aktör from class. Hatırlarsanız sizlere az önce ne demiştim? Blueprint class demiştim. Görebileceğimiz üzere bir aktör klasını spawn edebilmemizi sağlayan bu komodumuzdur. Hemen ardından bu transform kısmımıza sağ tıklıyorum. Split struct pin diyorum. Ve sonrasında buradan klasımı seçiyorum. Klasımın adı neydi? Blueprint Projectile. Burada görebileceğimiz üzere ve blueprint project ayrımı spawn ediyorum. Sonrasında bunu space bar'a bastığım zaman şeklinde bir yapıya bağlıyorum. Buradan play tuşuna basıyorum. Space'e her bastığımda görebileceğiniz üzere bir yapı oluşturuyor. Lakin biz henüz bu yapımızın simulate fiziğini aktif etmedik. Eğer Simulate Fiziğini aktif etmediyseniz, burada ekranda basılı bir şekilde aşağıya doğru iniyorum ve Simulate Fiziğimi aktif ediyorum. Görebileceğimiz üzere haritadakini aktif ettik, e, lakin Blueprint Klasımızın içindekini aktif etmedik. Blueprint Klasıma giriyorum. Eğer karşınıza böyle bir yapı çıkarsa, burada yapmanız gereken şey Open Full Blueprint Editor yazısına basmaktır. Sonrasında viewport'a geliyorum. Küpümü seçiyorum. Ve sağ taraftan physics kısmında simület fiziğimi aktif ediyorum. Kaydetmeyi unutmuyorum. Play tuşuna basıyorum. Ve space tuşuna basıyorum. Görebileceğiniz üzere birden fazla her space'e bastığımda bir oluşturma işlemi meydana getiriyor. Bunların her biri bizim mermimiz olacak. Tabii ki biz bunları bir düzene sokacağız. Hemen ardından sıradaki komuduma geliyorum. Sıradaki komudum add impulse. Peki ben bu add impulse komutumu nasıl kullanacağım? Az önce bir referans olarak almıştım ve referansımı bağlayıp bu yapımı bu yapıma doğru bir itme uygula demiştim. Öyle değil mi? Önceki videomuzda bunu belirtmiştim sizlere. Bu sebepten ötürü bizim bir adet referansa ihtiyacımız var. Peki biz bu referansı nasıl elde edeceğiz? Evet bu referansımızı biz şurada görebileceğiniz üzere spawn ettiğimiz fonksiyon sayesinde belirleyeceğiz. Ve buradaki bizim referansımız buradaki return value'dir. Return value'den çekiyorum ve get static mesh component yapımı alıyorum. Yine aynı şekilde görebileceğiniz üzere ve add impulse diyorum bir adet itme uygulayabilmem için. Sonrasında unutmamam için burada velocity change'imi aktif ediyorum. Spawn olarak yapımız bu şekilde. ve her birine x noktasına doğru 200 birimlik bir 400 birimlik bir itme uygulayalım. Space tuşuna basıyorum. Görebileceğiniz üzere her biri ileri doğru hareket ediyor. Şimdi sırada yapmamız gereken şey, bunlar bizim mermilerimiz olacağı için bulunduğumuz yerde spawn etmesi lazım. Öyle değil mi? Ve ben bulunduğum yerde spawn edebilmem bilmek için önce kendi referansımı almam lazım. Yani benim bulunduğum yeri verecek referansıma ihtiyacım var. Burada sağ tıklıyorum. Get player pawn yazıyorum. Buradaki player pawn benim bu haritadaki hareket ettiğim yer. Örnek veriyorum. Şu anda görebileceğiniz üzere hareket edebiliyorum. Sağ tarafta outliner kısmına bakarsanız burada bakın default pawn yazacak. Görebileceğiniz üzere bu default pawn benim şu anda haritada bulunan karakterim. Buradan geliyorum. Get player pan dedim. Ve bulunduğum yere alabilmem için ihtiyacım olan komut get actor location. Buradan get actor location'ımı şuradaki spawn transform location'a kaydediyorum. Spawn actor fonksiyonu şu demektir. Öncelikle spawn edeceğim class, blueprint klasım... Spawn edeceğim yer, Spawn edeceğim yön ve spawn edeceğim boyut şeklinde üç farklı şekilde dört, üç farklı şekilde yön verebiliyorsunuz bu yapılarımıza. Öncelikle get actor location'ımı belirledim ve bulunduğum yerde spawn edebilmesi için buradan play tuşuna basıyorum. Görebileceğiniz üzere şu anda bakın bu tarafa doğru bir spawn ediyor bulunduğum yerden spawn ediyor. Ama baktığım yöne doğru spawn etmiyor. O zaman sıradaki ayarlayacağımız yapı bizim rotation kısmımız. Yani dönüş yönümüz. Bunu da alabilmem için buradan gene aynı şekilde player pawn'un referansından alıyorum ve get control rotation diyorum. Yani benim kontrol yapımın baktığı yön şeklinde bunu düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde görebileceğiniz üzere spawn edebiliyoruz. Peki henüz neden olmadı? Şu sebepten ötürü olmadı. Bizim haritamızın, Unreal Engine'daki haritamızın X yönü, Y yönü ve Z yönü belirlidir. Bunu değiştiremezsiniz. Ben X yönüne doğru bakabilirim, Y yönüne doğru bakabilirim, Z yönüne doğru bakabilirim. Evet. Ama haritamızın X ve Y'si ve Z'si burada sabittir. Ben impuls eklerken burada x yönüne doğru eklediğim için her zaman sabit olarak haritamızın x yönüne doğru bir hareket meydana getirecek. Yani benim x yönüme doğru bir hareket meydana getirmeyecek. Peki bunu yapabilmem için ne yapmam lazım? Öncelikle buradaki benim Blueprint Project Tile'ımın spawn ettiğim yapının referansından çekiyorum burada get forward vector komutunu kullanıyorum. Get actor forward vector. Bu komutumuz, fonksiyonumuz daha doğrusu bizim ileriye doğru mermilerimizi atmamızı sağlayacaktır. Lakin bu ileriye doğruyu belirleyebilmek için buradan çekiyorum. Yıldız tuşuna basıyorum bir çarpma işlemi meydana getireceğim. Ve bunu impulsuma bağlıyorum. Sonrasında buradan sağ tıklıyorum. Convert pin integer yapımızı seçiyoruz. Ve buradan hızımızı 400 yapıyoruz. Şu anda bu yaptığımız yapı bizim mermimizin hızını belirleyen yapımızdır. Mermilerimiz ne kadar hızlı gidecek şeklinde Bakın space'e basıyorum. Gördüğünüz üzere bu tarafa doğru. Bu tarafa dönüyorum. Bu tarafa doğru spamlıyor. Bu tarafa dönüyorum. Bu tarafa doğru. Artık baktığım yöne doğru bir spam işlemi meydana geliyor. Lakin mermilerimiz biraz fazlasıyla büyük. Bu sebepten ötürü mermilerimizi biraz küçük yapabiliriz. Az önce sizlere belirtmiştim. Spawn aktör kısmında başlayacağı, spawn edileceği yönü belirleyebiliyordum span edilebileceği yönü belirleyebiliyordum, location'ını belirleyebiliyordum. Bir de boyutunu belirleyebildiğimi söylemiştim sizlere. Bunu 0,3 yapabiliriz. Bu şekilde compile etmeyi unutmayalım. Kaydetmeyi unutmayalım. Görebileceğiniz üzere şu tarafa doğru bakıyorum. Biraz daha büyük gibi 0.1 ideal olacaktır. Buradan play tuşuma basıyorum. Ve şu anda görebileceğiniz üzere mermilerim gayet ideal bir şekilde baktığım yöne doğru ateşleyebiliyorum.